felaket trafik vardı. Çok terledim. Bir duş alayım, tamam mı? Tamam. Değil mi? Benim prensesim de güzel giyiyormuş. Tamam. Hadi gel. Gel bakalım, gel bakalım. Benim prensesim şimdi uçuyor, 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 uçuyor. Neymiş işte. Hayatım, ben bakıyorum. Kapatmış. Neyse. Cem. Bak canım, uzatma daha fazla. Son kez konuşalım diyorum. Cevap versene, Tarık mı var yanında? Konuşamıyor musun? Madem cevap yok, ben de CD'yi Tarık'a gönderiyorum, bilesin. Hani sana daha önce gönderdiğim var ya. Demek suratıma kapatırsın ha Esra'cığım. Peki. Ulan aklıma o kayıt oldu. Nasıl yaparsın? Yarın buluşalım mı? Son kez buluşalım ha? Yok yok. Esra yapmaz böyle bir şey. İşte bir yanlışlık var. Söyledikleri doğru olamaz. Ama CD dedi. CD gönderecekmiş bana. Daha önce gönderdiğinden. Peki daha önce CD göndermiş. Ne vardı içinde? Yok. Yok. Burada da yok. Allah. Daha fazla duramayız. Ne oluyor baba? Nereye gidiyoruz? Tarık! Tarık nereye? Tarık nereye? Nereye mi? Nereye mi? Gel, gel! Tarık! Gel. Nereye? Bak şimdi. Anneciğim ne oluyor? Her şeyi biliyorum. Her şeyi gördüm. Bu ne ha? Bu ne? Bu ne? Bitti! Her şey Tarık. Bitti! Hadi Tarık. Git! Ona git! Gel! Tarık Allah aşkına dinle, yanlış anlıyorsun Tarık! Sus! Babacığım anne! Tarık! Sus! Seni gebertmediğim için bu etmelisin. Hadi görüşeceğim. Her şeyi gördüm. Tarık. Tarık hayır. Tarık. 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 Tarık bekle. Tarık. Tarık dinle. Tarık Allah aşkına dinlediği şeyler var. Dinle ne olur. Tarık. Ne dinleyeceğim be? Defol. Tarık hayır. Tarık. Anneciğim. Tarık. Tarık hayır! Bırak beni! Çekilden! Anneciğim! Tarık hayır! Tarık! Tarık yapma onu! Tarık! Defol! Anneciğim. Tarık! Anneciğim! Anneciğim! Korkma! Anneciğim. Tarık Allah aşkına aç! Gitme! Tarık gitme! Elif korkma! Tarık! Tarık gitme!
Gitme, dinle beni. Tarık! Tarık! Başından anlamalıyım. Aşk olsun ama Esra. Böyle evlenme kararı alıyorsun ve ben başkalarından duyuyorum. Hem böyle alelacele toparlanıp gitmek de neyin nesi? Kusura bakmayın Cem Bey. Her şey o kadar hızlı gelişti ki kimseyle konuşma fırsatı bulamadım. Hem öyle başkası dediğiniz de Canan. Bak Esra, seninle açık konuşacağım. Buralara gelmek için ne kadar mücadele verdiğimizi sen de biliyorsun. Hem şirket sana yatırım yaptı. Bu koltuk için kimler savaştı biliyorsun. Onlar gitti, sen kaldın. Hem beni böyle zor durumda bıraktığının farkında mısın sen? Hem de kimin için? Verecek biri olsa içim yanmayacak. Bir çulsuz için elini... Lütfen haddinizi aşmayın. Bak ben sadece... Lütfen dedim. Bu söylediklerinize inanamıyorum ya. Üstelik Tarık'ı tanıyorsunuz. Şimdi toparlanmam lazım, müsaadenizle. Peki Esra, peki. Nasıl olsa görüşeceğiz. Hain. Hain alçak. Sana nasıl kandım ben? Alo. Esra, nasılsın, görüşmeyelim? Biliyorum, bana kırgınsın ama... Kırmızı çizgi projesiyle ilgili acil yardımına ihtiyacım var. Umarım beni geri çevirmezsin. Tabii, elimden geleni yaparım. Buyurun, sizi dinliyorum. Telefon olmaz, sorun biraz çetrefilli. Ve çok acil. Bak ne diyeceğim. Bir an önce buluşmamız gerek. Ama şu anda Elif'i yalnız bırakamam. Ona yemek hazırlamam gerekiyor. Esra, tamam biliyorum, bugün değil. Yarın, lütfen yarın gel. Ve acil olmasa zaten seni çağırmam. Hem sana bir yemek borcum var. Öğle yemeğinde konuşuruz. En fazla yarım saat. Tamam mı? Allah'ım yardım et bana. Bu alçağın kurduğu tuzak yüzünden yuvam dağılmasın. Ne olur yardım et. Canan benim. Bırak sesimi titremesin şimdi. İşe gitme, tamam mı? Sana geleceğim. Görüşürüz. Sen hala bir şey yemedin mi? Bir çay iç bari. Hadi ama toparlan biraz. Ya kızım, tuzak muzak. Keşke bana söyleseydin önce. Canan, anlattım ya. O korkunç adamın telefondaki tehditlerini duyman gerekiyordu. Allah'ım korkunçtu ya. Onunla birlikte olmazsam sevdikleri Tarık'a gösterecekti.
Canan kafayı takmış. Polise gidersen Tarık'ı da kızımı da... Çaresiz kaldım Canan. Hiçbir şey yapamadım. Tarık'ın ona inanmasından korktum. O alçak tuzağa düşmesinden korktum. Elini kana bulamasından. Hiçbir şey yapamadım. Polise de gidemedim. Sustum kaldım. Günlerdir deli gibi dolandım durdum. Onu her gün defalarca öldürmek istedim. Ama sonuçta bak ne oldu? Ben burada çaresizce kıvranırken Tarık CD'dekileri gördü. Kızımı da aldı, çekti gitti. O Cem'i şu anda hangi delikteyse bulup öldürmek istiyorum. Ya tamam canım, tamam, sakin ol. Bak Allah büyük. Mutlaka bir yolunu bulacağız. Elimiz kolumuz bağlı oturup duracak değiliz. Canan nasıl bulacağız ya? Polisten kaç gündür ses yok. Cep telefonu iptal, kredi kartları iptal. Ofiste sen kapı duvar. Hem sen zaten Tarık'ın ne kadar zeki bir adam olduğunu bilmiyor musun? O istese çok güzel kaybolur. O en zor davaları bulup çıkartırdı. Ne yani şimdi, Tarık zeki bir salak mıyız? O kadar kolay mı bu işler? Cep telefonunu kapatması, kredi kartlarını iptal etmesi. Yani düşünsene, yakın arkadaşlarını tanıyoruz. Gittiği mekanları biliyoruz. Buluruz, mutlaka buluruz. Tanıyoruz değil mi? Canan buluruz değil mi? Ha? Allah'ım, ne olursun bize yardım et. Tamam canım, ye yemeğini. Yarın ilk işimiz annesine gitmek olsun. Oradan mutlaka bir şeyler çıkacaktır, tamam mı? Bulacağız. Merak etme sen. Ha? Hadi, hadi ye bir şeyler. Esra, bunlar sürekli hakaret edip telefonu suratına kapatıyorlar. Doğru mu yapıyoruz sence? Ya Canan annesi babası sonuçta. Sence bilmiyorlar mı Tarık'ın nerede olduğunu? Hem belki kim bilir yüz yüze. Ya tamam haklısın da, yani biliyorlarsa da sana bu kadar kızarken söylemezler ki. Bilmiyorum. Esra, üzülme. Daha gideceğimiz çok yer var. Hemen umudunu kaybetme. Bak. Bak. Daha bak, bir sürü yer var. Hadi. Hadi. Thank you.
Yok işte. Yer yarıldı, yerin içine girdi sanki ya. Ya hemen moralini bozma. Daha bakacak çok yerimiz var. Hem yalnız da değiliz. Polisler de arıyor. Hadi bir eve gidelim. Bugünlük bu kadar yeter. Olur. Ne zamandır şirketteki durumu biliyorsun. Ayrılacağım, ayrılacağım diyorum. Bir türlü ayrılamıyorum. Şey, mıhlandım kaldım yani ofiste. Seninle gel ortak iş açalım. Birlikte çalışalım. Bak, rahmetli babamın emlak ofisi var. Biraz tadilatla hallederiz. Hem Tarık'la kızını da buluruz. Diğer ofislerle irtibata geçeriz. Kuş olup uçmadılarsa bulunurlar elbette. Canan, gerçekten mi ya? Şaka yapar gibi bir halin mi var? Bak, o evden de ayrılırsın. Eski kötü anıların var orada. Benimle beraber otursun. Ofise de yakınız nasıl olsa. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Ne dersin? Sen gerçekten çok iyi bir arkadaşsın canım benim ya. Çok teşekkür ederim. Buluruz değil mi? Buluruz. Tamam o zaman yapalım. Tamam. Ne oldu? Niye kızdın yine? Ya Canan, ofis açalı 2 ay oldu. Baksana ne haldeyiz hala ya. Oo, daha yeni başladık. Hem parolamız neydi? Asla vazgeçmek yok. Bildiğim bütün ofislere haber bıraktım. Hiçbirinden geri dönüş olmadı ki. Ayrıca Cem de ortalıklarda yok. İstifa etmiş. Gebermiştir inşallah. Alo, buyurun. Evet. Tarık Aydemir mi dedin? Tamam. Tarık. Soyadı tutuyor. Tarık. Elif'i sor Elif'i. Ya dur bir dakika. Elif'i sor Canan. Ver bana ver. Adam karşında mı oturuyor? Tamam bana ver. Ama hiç tutmuyor bana ki. Ver. Alo. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. İyi günler. Başka bir Tarık. Geç otur. Tamam hadi. Üzülme. Canım. Bak, bugün isminin benzerini bulduk. Yarın kendisini bulacağız. Umudunu kaybetme. Canan, hep o umutla yaşıyorum zaten biliyorsun. Biliyorum. Ama onları aramaktan asla vazgeçmeyeceğim. Asla. Canan, var ya çıldıracağım yakında. 15 yıl oldu, bizimkilerden hala haber yok. Bak, sen uyurken ben de geceleri boş durmuyorum herhalde. Bak, bir şey göstereceğim, çok sevineceksin. Hı. Bütün sosyal medyada kocanın ve kızının resimlerini yayınladım. Videolarını yükledim. Evet, bak. Görüyor musun? Bizden kaçsa bile sosyal medyadan kaçamayacak. Canım benim ya. Ay çok seviyorum seni. Esra'cığım, bak sana söyleyeyim çıkıyor. Tarık'ı tanıdığını iddia eden biri mesaj atmış. Fakat bilgiler çok da inandırıcı olmadığı için şey yapmadım, üstüne düşmedim. Canan, nasıl üstüne düşmezsin ya? Ya önemli bir şeyse? Bir de bana sormadan. Ya heyecanlanma şekerim, dur. Yani bilgiler çok doğru değil. Mesaja sen de bak istersen. Sonuçta aradığımız kişi sağlıklı biri. Yani detaya gerek var mı? Evet. Doğru. Oo. Saat kaç olmuş? Ankara'ya geç kalacağım ben. Gideyim artık. Esra, hemen üzülme. Umudunu koru lütfen. Hadi bakalım. Ankara dosyan hazır. Tamam canım. İyi yolculuklar. Görüşürüz. Görüşürüz.
Babacığım, o görüştüğüm emlak ofisine geldim şimdi. Bir de yüz yüze görüşeceğim. İşimi halleder halletmez gelirim, tamam mı? Buyurun, hoş geldiniz. Ben Canan. Nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba. Önceki gün telefonda konuşmuştuk. Elif ben. Şöyle düz ayak bir ev bakıyordum. Siz de 3 daireden bahsetmiştiniz. Evet. Hatırladınız mı? Evet evet, buyurun oturun. Ama telefonda tam olarak anlatamadım nasıl bir ev aradığımı. Bahsetmiştim. Babam görmüyor. Bu yüzden ona göre bir ev bakıyorum. Dediğim gibi şöyle düz ayak, ebeveyn banyolu, koridorlarının geniş olması da bizim için önemli. Çok acil ama. Ha, bir de eşyalı olursa bizim için daha iyi olur. Neredeyse bir aydır göçebe gibiyiz İstanbul'da. O zaman durum değişti. Size başka bir ev bakalım biz. Şimdi elimde sizin hoşunuza gidecek 2 tane ev var. Burada mesela müstakil, geniş, 180 metrekare, temiz, ferah, derli toplu bir ev bu. Hem fiyat yönünden de uygun. İstediğiniz şekilde ebeveyn banyolu. Ben bunu öneririm. Vallahi fena değil. Olabilir. Tamam. O zaman yarın saat 3 sizin için de uygunsa ben adresi vereyim. Buyurun. Merhaba Canan Hanım. Merhaba. Babam Tarık. Merhaba. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. İyi misiniz? İyiyim. Kan şekerim. Diyet yapıyorum da ben. Sabahları kahvaltı yapmayınca böyle oluyor. Neyse. Buyurun, buyurun. Gel baba. Burası da salonumuz. Bayağı geniş, ferah bir salon. Evet. Büyükmüş. Evet. Gel babacığım. Evet, genişmiş. İsterseniz banyoyla mutfağı da gösterebilirim. Sen git bak kızım, ben burayım. Tamam babacığım, bekle. Babacığım. Salon, mutfak, banyo tam sana göre. Hı. Eşyalar da fena değil. Ben beğendim. Ne dersin? Tutalım mı? Sen nasıl istersen bir tanem kızım. Canan Hanım, biz beğendik. Hı. Babam da tamam dedi. Tutuyoruz. Ev sizin. Hayırlı olsun. Bir ara gelirseniz ofise kalan prosedürleri, işlemleri halledelim. Tamam, olur. Yarın gelsem? Olur. Ne zaman isterseniz. Ben gidiyorum. Anahtarlar sizde nasıl olsa. Bir şey olursa beni arayabilirsiniz istediğiniz zaman. Teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Babacığım, evimiz çok güzel. Gerçekten çok şanslıyız. Çok güzel bir ev. Salonumuz biraz büyük. Mutfağımız ferah. Banyomuz küçük ama idare eder.
Canan, ben geldim canım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Mutfakta mıydın? Hı. Ay. Ay, çok da acıktım ha. Ankara işi tamamdır. Bir günde bütün iş bitti. Hiç sorun yok, merak etme. Merak etmiyorum zaten. Halletmişsindir sen. Senin yapamayacağın iş mi var? Ne oldu, bir şey olmuş sana? Söyle, ne oldu? Açsın. Hı. Sonra anlatayım ben. Canancığım, çatlatma insanı. Ne olduysa söyle hadi. Hadi. Aslında şey oldu. Çok iyi bir şey oldu. Nasıl anlatayım? Hatta inanılmaz güzel bir şey oldu ama... Of, ne diyorum ben Esra? Saçmalıyorum. Üf, Canan, gevelemeyi bırakır mısın? Ne olduysa söyle artık, hadi. Ama bana söz ver heyecanlanmayacağını. Tamam, söz veriyorum, heyecanlanmayacağım. Hani... Hani şu ev arayan kız vardı ya, hani Amerika'dan gelen, hani babası görmüyormuş. Hı hı. Bizim hani o büyük evi tutmuştuk. Ben bugün onlara o evi göstermeye gittim. Esra, bak, onlar kim biliyor musun? Onlar senin kocan Tarık'la. Canan. Esra. Esra! 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 Baba! Hadi bırak şu inadı artık. Sana bir yardımcı bulmamız şart. Yoksa aklım hep sende kalacak. Burası otel odası değil ki. Öyle seni yalnız bırakıp gidemem hiçbir yere. Tamam. Madem kadın yardımcı istemiyorsun, o zaman erkek yardımcı tutalım. Değil, bu eve erkek yardımcı, erkek sinek bile giremez. İyi o zaman. Ben de seni burada böyle yalnız bırakacağım ha. İşi bırakırım. Zaten şunun şurasında başlayalı ne kadar oldu ki? Bir ay. Kızım, niye anlamıyorsun? Ben zaten bu yaşıma kadar böyle geldim. Alıştım zaten. Ya, ya bana inanmıyor musun? Baba, inanıyorum. Baba. Gel. İyi misin? Gel otur. Tamam. Bakıcıya tamam. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Huysuz babana bakma sen. Böylece yüzün arkada kalmaz. Rahat rahat çalışırsın. Esra. Hadi uyan artık. Esra. Esra, hadi kalk canım. Hadi. Hadi kendine gel. İyi misin? Canan. Hadi. Hadi hemen onları götür beni, ne olur. Hadi. Ya Esra, ne diyeceksin? Yıllardır sizi arıyordum, ben geldim mi diyeceksin? Ya bir çuval inciri berbat edeceksin ya. Düşünelim Allah aşkına, sabırlı ol. Hem yarın Elif ofise gelecek. Haklısın, düşünelim biraz. Elif, kızımı çok merak ediyorum. Kim bilir nasıl olmuştur Canan. Bir görsen var ya, o kadar güzel olmuş ki. Ya gurur duyarsın. Terbiyeli, kibar. Anlat. Bütün detayları anlat, tamam mı? Peki. O nasıl?
Dedim ya, 6 yıl önce kaza yapmış. Gözleri görmüyor. Ama iyiydi. Yani dinç. Allah'ım, şu başımıza gelenlere bak. Tamam ama sakin ol bak. Şimdi ben sana uyku ilacı vereceğim. Birazcık uyu, dinlen. Yarın sabah erkenden ofise gideceğiz. Ya Canan, ne ilacı, ne uyuması ya? Hangi ilaç uyutur beni? Allah aşkına ya, anlat biraz daha, ne olur. Yıllar sonra Tarık'ı bulmuşum, Elif'i bulmuşum. Hadi, ne olur anlat. Biraz daha anlat, hadi. İyi, hadi anlatayım bari. Ya böyle Elif çok güzel bir genç kız olmuş. Babacığım. Sen yemeğini bitirirsin değil mi? Benim acelem var çünkü. Tabii kızım. Daha emlakçıya uğrayacağım bu evle ilgili işlemleri halletmek için. Bir de bakıcı işi var tabii. Ha baba. Bak yemeğini bitirince sakın ortalığı falan toplamaya kalkma. Sen hiçbir şeye dokunma. Ben geldiğimde toparlarım. Tamam? Tamam kızım. Hadi hoşça kal. Tamam. Hadi hoşça kal. Kolay gelsin. Canan, bana bir şeyler oluyor. Ay, kalbim sıkışıyor. Ay, dizlerimin bağı da çözüldü. Bayılacağım galiba heyecandan. Canan, ben içeride mi beklesem acaba ya? Ha? Öyle pat diye çıkmayayım kızın karşısına. Ürkütmeyeyim yani, korkmasın. Sonra gelirim. Tamam, öyle yapayım. Gidiyorum şimdi. Elif. Elif kızım. Canım kızım. Ne kadar da büyümüş. Biraz bekleyebilir misin? Allah'ım sana şükürler olsun. Seni annene tanıştırayım der mi? Yok yok demez. Çok güzel. Demez öyle bir şey. Size bahsettiğim Zeynep Hanım da burada. Ya. Zeynep Hanım. Zeynep Hanım. Zeynep. Zeynep kim? Ne yapıyor bu kız? Ya gelsene kızım, ne yapıyorsun burada? Ya, ya kız ya. Bekliyor. Ya hayır. Kızım saçmalama, hadi gel. Gel. Zeynep'cim bak seni kiminle tanıştıracağım. Hani hep soruyordun ya, iş arıyorum, bana göre bir iş var mı diye. Elif Hanım'ın bir bakıcıya ihtiyacı varmış. Dediğim gibi Zeynep Hanım biraz utangaçtır ama çok amaraktır. Ben kefilim, eline neler iş gelir. Bakıcılık yapar mısın? Bakıcılık? Merhaba Zeynep Hanım. Benim adım Elif. Merhaba. Canan Hanım çok methetti sizi. Benim güvenebileceğim bir yardımcıya ihtiyacım var. İsterseniz oturun, şöyle etraflıca bir konuşalım. Ne diyordum? Ha, işte Canan Hanım'a derdinizi söyleyince sağ olsun sizi önerdi. Övgüyle bahsetti sizden. Ne yalan söyleyeyim. Görür görmez benim de kanım kaynadı size. Eğer bu işi kabul ederseniz çok minnettar olurum. Ücret sorunu olmaz. Merak etmeyin. Yalnız... ben babamla yaşıyorum. Babam bundan... 6 yıl önce bir trafik kazası geçirdi. Yarısı beresi iyileşti. Ama gözleri görmüyor. Aslında çaresi var. Ameliyat olmayı kabul etse. Ama etmiyor işte.
bir takım duygusal sorunları var. Neyse. Uzun hikaye. Bir kadının ihanetine uğramış diyelim kısaca. Siz de böyle sık boğaz etmiş oldum ama. Yo yo, hayır. Hayır, tabii ki hayır. Sıkmıyorum değil mi? Hayır, sıkmıyorsunuz. Biz bir ay otelde kaldık. Orada bir kat görevlisi vardı. İdare ediyorduk ama hep öyle olmaz ki. Ben sizi gerçekten sıkmıyorum değil mi? Yo, hayır. Hayır, aksine. Çok mutluyum ben. Eğer Canan Hanım da uygun gördüyse. Kabul ediyor musunuz? Evet, tabii ki. Harika. Yarın başlayabilir misiniz? Cumartesi pazar evde oluyorum. Birlikte zaman geçirmiş oluruz. Hem babam size, siz de eve alışmış olursunuz. Zaten dün evdeki ilk gecemizdi. Hem evin düzenini de birlikte kuruyordu. Siz hiç merak etmeyin Elif Hanım. Ben yarın sabah kendi ellerimle getiririm Zeynep Hanım'ı size. Siz işinizden olmayın. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Sizi Allah çıkardı karşıma. Önemli değil. O zaman yarın görüşüyoruz. Ben tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de. Size de çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. İyi günler. Efendim? Baba, şu telefonu yanından ayırma ne olur. Kaç kere söyledim sana cebinden çıkarma diye? Ben de sana kaç kere beni merak etme dedim, değil mi kızım? Hı? Tamam baba, tamam. Benim sana harika bir haberim var. Yardımcıyı buldum. Böyle çok dürüst. Çok kibar. Çok hoş bir kadın. Çok dürüst, çok kibar, çok hoş. Bu dünyadaki bütün kadınların kökündeki bir suyu. Baba, saçmalama. Tamam, tamam. Kızma kızım. Yani ben sana hiç söyler miyim? Sen benim bu dünyadaki biricik meleğimsin. Şimdi arma hemen. Tamam. Tamam baba, çok öpüyorum. Hadi ben de seni öpüyorum. Hoşça kal kızım. Dikkat et kendine, olur mu? Ay. Canan. Öldüm dirildim senin yüzünden. Elif gel seni annene tanıştırayım diyeceksin diye ödüm koptu. Hadi bayılacaktım heyecandan. Of. Zeynep ha? Ay, ilkini anlamadım. Zeynep kim diye düşünüyorum kendi kendime. Seni çok seviyorum. Canım Canan'ım benim. Of. Yüce Allah'ım. Kendisi gönderdi biricik kızımı bana. Güzel kızımı. Canım kızımı. Gördüm ya, artık ölsem de gam yemem Canan. Yarın Tarık'ı da göreceğim. Çok heyecanlıyım. Çok da korkuyorum. Onları bir daha kaybedemem Canan. Yapamam, dayanamam buna. Allah'ım yardım et bana ne olur. Bir kez daha yüzüme bak. Ters gitmesin, kötü bir şey olmasın. Nasıl sence ha? Uygun mu? Tarık inanır mı dersin? Tarık görmüyor Esra, unuttun mu? Önemli olan Elif. Elif deden inandığına göre. Kasma, gerilme artık, yeter ama. Hadi. Hadi in artık, geldik. Ben yukarıya gelmiyorum.
Sen Elif'le tanıştın. Ne? Hayatta olmaz ya. Ben ne yaparım Canan? Ne olur yalnız bırakma beni. Tarık'la karşılaşıncaya kadar ne olur. Allah aşkına ya Canan. Hadi. Ne yani? Şimdi ben Elif'e beni de içeriye al. Esra ayaman pardon Zeynep içeri yalnız girmeye korkuyor mu diye? Bana bak. Biraz daha oyalarını saklayacağız. Geç kalacak. Hadi yürü. Tamam tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de sizi bekliyordum. Buyurun, siz de bir kahvemizi içmek istemez misiniz Canan Hanım? Yok, ben ofise döneyim. Ofis boş. Siz Tarık Bey'e selamlarımı iletin. İletirim. Ha canım, yeni işin hayırlı olsun. Bir kahve isteydin. Kız işe geç kalacak diyorum, anlamıyor musun? Bizim komşuluğumuz da böyle işte. Her gün birbirimizi görüyoruz ama zor vedalaşıyoruz. Görüşürüz. Buyurun. Allah'ım sen şu garibin yüzüne bak. Buyurun. Babacığım. Sana bahsettiğim Zeynep Hanım geldi. Hoş geldiniz. Kızım sizden çok bahsetti. Galiba iyi anlaşacağız. İnşallah efendim. Ben de öyle umuyorum. Bu ses. Onun sesi. Senin eşin var burada. Defol. Defol buradan. Sen buraya nasıl gelirsin? De. Zeynep Hanım. Kusura bakmayın. Ben özür dilerim. Yani babam adına çok özür dilerim. Aslında böyle biri değildir. Ben iyi. Siz onunla ilgilenin. Hadi gidin. Baba. Ona söyle gelmesin buraya. Çıksın gitsin buradan. Yapma lütfen yapma. Unut artık şu kadını. Kaç yıl oldu ya? Kaç yıl? Herkesi, her şeyi, her sesi ona benzetiyorsun. Onun adı Zeynep. Zeynep. Bambaşka biri yani. Çok ayıp oldu kadına. Kadıncağızı da korkuttun. Yakışıyor mu sana bu yaptığın? Ha? Yakışıyor mu? Hem de daha tanışır tanışmaz. Özür dilerim kızım. Yaşlılığıma ver. Huysuzluğuma ver. Ama ne yapayım? Onun sesine benziyor. Ama ağlıyor içeride. Çağırsan... Özür dilesem. He? Olur. Bekle. Zeynep Hanım. Hani size anlatmıştım ya. Şu ihanet olayı. Babam yıllardır bir türlü unutamıyor o kadını. O yüzden böyle. Neyse, boş verin. Çenem düştü yine. Ama o da çok üzüldü. Sizinle konuşmak istiyor. Beni kırmayın. Peki. Zeynep Hanım geldi baba. Çok özür dilerim. Özür dilerim dedim. Niye konuşmuyorsunuz? Çok mu kırdım sizi? Yok. Kırılmadım hiç.
Sadece sizi kızdırmayacak bir ses arıyordum kendime. Ve buldum sanırım. Bu nasıl? İyi. Yeni işiniz hayırlı olsun. Zeynep Hanım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben biraz Zeynep Hanım'ın evi gezdireyim mi? İster misiniz? Çok isterim. Tamam bir tane. Buyurun. Gel. Söyledim geliyor efendim. Tamam. Ne güzel esiyor. Evet. Gerçekten öyle. Manzara da çok güzel. Güzeldir. Bir çay kahve bir şey içer misiniz Tarık Bey? Hemen alayım. Olur. Bir kahve iyi olur. Peki bir kahve. Az şekerli. Eskisi gibi. Az şekerli eskisi gibi aynı mı? Sen benim az şekerli içtiğimi nereden bileceksin ki? Tahmin ettim sadece. Öyle ağzımdan çıktı. Sen Esra'sın. Hayır Esra değilim Tarık Bey. Esra'sın! Esra'sın sen! Hayır Tarık Bey. Bana ellerini ver. Hayır Tarık Bey değilim. Ellerini ver! Ver. Esra Hanım, bu eller Esra Hanım! Tarık Bey hayır. Canımı acıtıyorsunuz. Sen Esra'sın. Esra'sın sen! Değilim. Tarık Bey sakin olun. Değilim mi? Esra'sın sen. Kahvenizi alıp geleceğim. Lütfen sakinleşin olur mu? Sen Esra'sın. Esra'sın. Esra'sın sen. Sen Esra'sın. Esra! Sen Esra'sın. Gel. Buyurun. Hoş geldiniz. Oturun. Dosyanızı incelerken takdirimi kazandınız Elif Hanım. Bütün okulları dereceyle bitirmek, bu puanla doktoranızı tamamlamak, bravo doğrusu. Amerika'daki stajınız da çok iyi. Öyle stratejik bir kurumda 2 yıl deneyim bizim için çok değerli. Teşekkür ederim. Ve doğrusunu isterseniz arkadaşlar size biraz haksızlık yapmış. Sizi böyle bir pozisyonda başlatmak akıl kârı bile değil. Ben insan kaynaklarına talimat verdim. Sizi pazarlama departmanının grup direktörü yapacağız. Nasıl yani? Yanisi şu. Altınızda 4 birim müdür olacak. Benim mi? Başarılı olacağınızdan eminim. Şimdiden tebrik ederim. Ben Nina'nın çok şaşırdım. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Gerçekten mi? Artık bana bir yemek ısmarlarsınız. Bugün de Tabildot'a talim etmeyelim. Hem yemekte sizi biraz daha yakından tanıma fırsatı bulurum. Bu arada verdiğim karar doğru mu yanlış mı bir de ona bakacağız. Tabii, olur. Ben Seher Hanım'a talimat vereceğim. Saat 1'de öğle yemeğinde görüşürüz öyleyse. Size haber verir kendisi. Görüşürüz. Hoşça kal. Teşekkür ederim. Thank you.
Tarık Bey? Deniz kenarında oturuyorsunuz, biliyor musunuz? Hı hı. Yine sizi kırdım galiba. Özür dilerim. Siz o şeytan olamazsınız. Biliyorum. Çünkü siz çok iyi birisiniz. Bir daha böyle bir şeyin olmayacağına söz verirsem beni... Affeder misiniz? Arayan Elif'se... Bu tatsız hadiseden bahsetmezseniz çok sevinirim. Arayan Elif, siz hiç merak etmeyin. Alo. Merhabalar Elif Hanım. Merhaba. Endişelenecek bir şey yok. Babanız biraz hava almak istedi. Dışarı çıktık. Sahildeki çay bahçesine geldik. Oturacağız. Öyle değil mi Tarık Bey? Evet, doğru. Tamam Elif Hanım. Siz hiç merak etmeyin. İşinize bakın. Akşama görüşürüz. Hoşça kalın. Zeynep Hanım. Bu tatsız hadise aramızda bir sır olarak kalsın, olur mu? Tabii. Bir daha sizi asla böyle bir olayla üzmeyeceğimi söz veriyorum. Bir de tabii bu kör, kalbi kör, huysuz kör adama bir kahve borcunuz var. İsmarlar mısınız? Tabii ki Tarık Bey. Tamam o zaman. Hadi kalkalım. Yardım edeyim size. Tarık Bey, kahveniz. Bu eller neden böyle? Tedbir Tarık Bey, dökülmesin diye. Kahve tam ortada, sapı da size dönük. Teşekkürler. Rica ederim. Kahve de çok güzelmiş. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Ya, baştan eğlenceliydi ama şu ses olayını bir değiştirelim, olur mu? Yine eski sesinize dönseniz. Ya bana kızarsanız, kovarsanız? Hayattan kovulmaya alışığım ama işten. Yok, yani biraz huysuz falan olabilirim ama merak etmeyin. Kendi sesinize dönerseniz sevinirim. Peki, ne konuşayım? Yani mesela benim kızımın ağzı biraz gevşektir. Benim hakkımda her şeyi anlatmıştır. Ama ben sizin hakkınızda hiçbir şey bilmiyorum. Çoluğunuz, çocuğunuz. Ne yapıyorsunuz? Benim bir hikayem yok aslında. Ya da şimdi başladı. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Beni kızdırıp işten attırmaya mı çalışıyorsunuz kendinizi? Lütfen bilmece gibi konuşmayın. Hayır, tabii ki Tarık Bey. Merhaba. Elif Hanım, iyi ki geldiniz. Ben de sizden izin isteyecektim. Apar topar işe başlayınca yapmam gereken bir takım şeyler var tabii. Tabii Zeynep Hanım. Siz işlerinizi halledin. Teşekkür ederim. Bir dakika. Benden izin almadınız. Peki, kızmayın. Gitmem. Yok, şaka yaptım. Rica ederim. Tabii ki gidebilirsiniz. Teşekkür ederim.
Kaybolan bunca yıl. Bu da mı şaka? Geldiğinden beri ağzını bıçak açmıyor. Ya bırak şu dergiyi de konuş benimle. Ne oldu? Ya Canan. Daha kolay olur sanmıştım. Ama ne Tara ne Elif'e bir türlü açılamıyorum. Ne yani? Pes mi ediyorsun? Allah korusun. Daha neler. Asla vazgeçmem. E ne bu halin o zaman kuzum? Eve gelen haciz memuruymuşum gibi yüzüme bakıyorsun. Anlatsana, hoşlanmadılar mı senden? Yo. Aksine. Ama benden nefret ediyorlar. Benden. O ne demek şimdi öyle? Yani Zeynep'i çok seviyorlar ve Esra'dan çok. Hem de çok nefret ediyorlar demek oluyor. Of Canan. Sürekli hakarete uğruyorum. Görmen lazım. Adından söz ederken o Tarık'ın, Elif'in yüzündeki nefreti görmen lazım. Çok kötü ya. Dayanamıyorum. Yani kendimi zor tutuyorum. O bir tuzaktı. Doğru değildi. İnanmayın demek istiyorum ama yapamıyorum işte. Canım bak biliyorum çok zor. Ama biz asıl zor olan kısmını atlatmadık mı? Ha? Sık dişini biraz daha. Bak her şey çok güzel olacak. Bilmiyorum. Baba. Baba? Kaçtır baba diyorum ama duymuyor musun beni? Bir şey mi oldu? Yok kızım, dalmıştım sadece. Benim bomba gibi bir haberim var sana. Ne bombası, ne haberi? Şöyle anlatayım sana. Dört birimin müdürü bana bağlandı. Ben direkt genel müdüre. Yani... Level olarak genel müdür yardımcısı seviyesindeyim. Öyle işte. Aferin benim kızıma. O zaman gel sana şöyle sarılarak seni tebrik edeyim. Benim bir tanem kızım. Daha ikinci ayında. Kim tutar benim kızımı? Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Hoş bulduk kızım. Ay, böyle hanım diyorum ama bir mahsuru yok değil mi? Yo, ne mahsuru olacak? İstersen anne bile diyebilirsin. Kızın yaşındasın. Çok iyisin Zeynep Hanım. O zaman sen de artık bana hanım deme. Elif demen yeterli. Anlaştık mı? Anlaştık. Beni araç bekliyor. Çıkmam lazım. Babam içeride. Sana emanet. Tamam. Yolculuyum ben. Ben senden çok hoşlanıyorum. Ama yaşım ne ani aşkları kaldıracak ne de böylesi güzelliği. Daha neler Cem Bey? Yaşınızda ne var ki? Hala çok gençsiniz. babam bir gün
Sizi mutlaka yemeğe bekliyor. Tanışırsanız çok sevinirim. Babam özel biridir. Siz de öylesiniz. Memnuniyetle. Ben de babanla tanışmayı çok isterim. Ama sizden bir ricam olacak. Beni anlayabilir misiniz bilmiyorum ama. Neymiş o bakalım? Söyle. Babam geçmişte yaşadığı acı bir olay yüzünden iki isimden hiç hoşlanmıyor. Biri annemin adı. Esra. Diğeri Cem. Sırf bu isimleri duymamak için Amerika'ya yerleştik diyebilirim. Duyduğunda deliriyor adeta. Biraz tuhaf gelebilir ama öyle. O yüzden ben de sizi ona Turgay Bey diye tanıttım. Tanıştığınızda bu küçük oyunu devam ettirebilirseniz. Tamam canım. Sorun yok. Ben sizin evde Turgay'ım. Turgay. Hiç de fena bir isim değil aslında. Yemek istediğiniz özel bir şey var mıydı? Ben yemek seçmem Zeynep Hanım. Amerika bir tas taranaya hasret bırakıyor insanı. Ne bu? Çerkes tavuğu. Onu biliyorum. Beğenmediniz mi yoksa? Hayır, çok beğendim. Ellerinize sağlık. Benim en sevdiğim yemek olduğunu biliyor muydunuz? Elif mi söyledi yoksa? Lezzeti harika olmuş. Kim bilir ne kadar güzel görünüyordur. O zaman ameliyat olmaya razı olun. Bu nimetleri siz de görün. Hayatta görmeye değecek o kadar güzellik var ki. Ameliyat olmam ben. Yok, ben göreceğimi gördüm. O zaman o güzelim, o dünya tatlısı kızınızın yüzünü de bir daha göremeyeceksiniz. Bu mu yani? Elif'e haksızlık değil mi bu? Siz onu mu yoksa kendinizi mi cezalandırıyorsunuz? Afiyet olsun. Teşekkürler size de. İyi geceler baba. İyi geceler Zeynep Hanım. İyi geceler kızım. İyi geceler, hoş geldin bir tanem. Nasıl geçti günün? İyiydi baba. Bu arada Turgay Bey hafta sonu yemeğe gelecek. Davetini ilettim yani. Bak buna sevindim. Kahve içelim mi? Olur. Hadi gel. Thank you.
Merhabalar. Hoş geldiniz. Kusura bakmayın, İstanbul trafiği. Rica ederim. Biz daha önce hazırlandık zaten. Buyurun, kapıda kalmayalım. Peki. Babacığım, Turgay Bey geldi. Turgay Bey, babam. Allah'ım Cem'in ne işi var burada? Beni görürse her şey alt üst olur. Hoş geldiniz. Kızım için gösterdiğiniz değer ve cömertlik için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Elif Hanım her şeyi hak ediyor. Doğrusunu isterseniz şirket daha karlı. Elif Hanım değil. O gece gündüz çalışıyor. Tarık Bey iyi misiniz? Rahatsızlandınız mı? Yok bir şey. Eski anlar işte. İnsanın yakasını hiç bırakmıyor. Hiç aklınıza gelmeyecek yerlerde bile. Şimdi bunları konuşmayalım isterseniz. Misafirimize ayıp oluyor. Elif haklı. Kusura bakmayın. Umarım rahatsız etmemişimdir sizi. Estağfurullah, o ne demek? Sofraya geçelim mi? Ben servislerinizi getireyim. Tamam kızım. Uf Canan. Alçak adam diye bağırmamak, yakasına yapışmamak için kendimi çok zor tuttum ya. Elimde bir silah olsaydı yemin ediyorum o oracıkta öldürürdüm onu, yemin ederim. Kızım bir bak sakin ol, bir soluk al. Kızına hiçbir şey yapamaz, korkma. Geçti o dönemler. Tarık ve Elif'i bulduk. Önemli olan bu kısmı değil miydi? Evet. Tamam işte. Yanlış bir adım atmayalım. İkinci kez kaybetmeye göze alabilir misin kızını ve Tarık'ı? Asla, asla. Ya bir yolunu bulacağız. Mutlaka bulacağız bak. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Cem Kurtuluş Bey'le görüşmek istiyorum. İsminiz neydi? Canan. Bir dakika Cem Bey'i arayayım. Zeynep Hanım, bir bardak su verebilir misiniz? Bulaşıkları tamamlayayım, hemen getiriyorum Tarık Bey. Tamam, bekliyorum. Gel. Hoş geldin. Hemen konuya gireceğim. Fazla uzatmak istemiyorum. Esra seninle görüşmek istiyor. Elif olayını öğrendik. Ben görüşmek istemiyorum Can. Senden rica ediyorum. Lütfen. Bir 5 dakikada olsa Esra ile görüş. Zeynep Hanım. Tarık Bey benim. Su istemiştiniz. Buyurun. Teşekkür ederim. Saat kaç oldu? Saat 2:20 geçiyor. 2:20 mi geçiyor? O kadardır burada mısınız?
Önemli değil Tarık Bey. Nasıl önemli değil canım? Ben su istediğimde öğlen ezanı okunuyordu. 2:20 geçiyorsa 1 saat olmuş. 1 saattir burada mısınız? Önemli değil Tarık Bey. Hayatımda içtiğim en güzel, en değerli su. Ne de olsa 1 saat beni bekledi değil mi? Afiyet olsun. Sağ olun. Şey Tarık Bey, izniniz olursa bugün 1 saatine dışarı çıkmak istiyorum. Çok önemli bir işim var da. Tabii, çıkabilirsiniz. Bunu vereyim 1 saniye. Tamam. Bu arada başka bir arzunuz var mıydı? Yok, sağ olun. Tamam, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ne oldu, konuştun mu? Konuştum, kabul etti. Ama benim seçtiğim yerde. Kalabalık güvenli bir yer seçtim. İyi ama Esra, bilmiyorum ama bak, bu şerefsiz de yine aynı ortamda. Doğru mu yapıyoruz? Doğru. Doğru. Zaten ben de geleceğim. Öyle tek başına olmaz. Bir şey olmayacak. Oy Esra Hanım, yıllar sonra park köşelerinde buluşmak da varmış. Ne istiyorsun söyle. Önden canını yolladığına göre önemli olsa gerek. Hayatımı mahvettin ama buna asla müsaade etmeyeceğim. Kızımın peşini bırakacaksın. Emredersiniz Esra Hanım. Sana bırakacaksın diyorum. Bırakırım ama bir şartla. Bak, ben Elif'in peşini bırakırım ama bir şart. Benimle evlenirsen. Yoksa asla bırakmam. Sen delirmişsin. Evet, evet delirdim. Sen Tarık'ın evlenme teklifini kabul ettiğin zaman düşünecektin onu. Ben her gün yüzünü parmağına nasıl takacağımı düşünürken, seni bu kadar severken, ben sana bu kadar yakınken sen bir o kadar uzak oldun bana. Ne saçmalıyorsun sen ya? Son sözün bu mu Cem? Bu, bak. Sana son sözüm bu. Ne oldu? Of Canan, Elif'in peşini bırakmayacak. Zeynep Hanım, siz misiniz? Tarık Bey benim. Elif'i göremiyorum, gelmedi mi daha? Geldi ama çıktı. Turgay Bey'le yemekteler. Galiba yurt dışından müşterileri varmış. Nereye gideceğini söyledi mi peki? Hayır söylemedi. Neden böyle telaşlısınız? Onunla görüşmem lazım, çok acil. Zeynep Hanım, yoksa kızıma bir şey mi oldu? Bir saniye arıyorum. Telefonu kapalı. Ya Zeynep Hanım, beni meraklandırmayın. Kızıma bir şey mi oldu yoksa? Yo, hayır. Benim çok acil bir işim vardı da Elif bana yardım edecekti. Şimdi bir ihtiyacınız yoksa ben 1 saatine dışarı çıkabilir miyim acaba? Tabii çıkabilirsiniz. İşinize bakın. Teşekkürler. Benim çok acil paraya ihtiyacım var. Ne kadar? 100.000 dolar yeter. Ne? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor. Vallahi ben bilmem. Ya da Elif Hanım her şeyi öğrensin. Tercih mi? O burada. Sessiz ol. Yavaş konuş. Onu Esra'ya tuzak kurarken düşünecektim. Sen bilirsin. Ne de olsa CD'nin hala çekim kayıtları elimde. Onu gider Tarık Bey'in avucuna bırakırım. Esra masum, işte kanıtı derim. Üstüne bir de Zeynep'in Esra olduğunu söylersem senin oyun güm. Ulan 15 senedir ne bitmez paraymış be. İliğimi kuruturuz. Thank you.
Demek burası ha? Alçak adam. Evdesin de. Bu gece her şey bitecek. Öldüreceğim seni en sonunda. Elif. Elif. Dur. Yapma. Yapma. Benim için dur. Yapma. Elif. Ne olur yapma. Öldüreceğim onu, bırak. Benim için. Ben öğrendim her şeyi. Öğrendin mi? Öğrendim ben. Annemsin sen benim. Evet. Annemsin. Evet. Annemsin benim kızım. Annemsin. Benim annemsin kızım. Benim annemsin. Benim annemsin sen. Benim annemsin. Benim annem. Reflekslerinizi kontrol edelim. Yavaş yavaş gözlerinizi açar mısınız? Tamam, parmağımı takip edin. Tamam, gayet normal. Ben sizi yalnız bırakayım. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Elif. Kızım. Bir tanem Elif. Babacığım. Kızım. Görüyor musun? Beni görüyor musun şimdi? Görüyorum kızım. Şükürler olsun. Neler oldu bir bilsen. Sen iyileş. Sen biraz kendine gel. Ben her şeyi anlatacağım sana. Tamam benim heyecanlı kızım. Tamam. Sen beni gerçekten görüyor musun? Görüyorum. Babacığım. Her şey normal görünüyor. Tamam. Tekrar geçmiş olsun. İyi günler. Teşekkürler. Kızım. İyi misin? İyiyim. Benim seninle konuşmam gerekiyor. Ne konuda? Doğru zamanını bilmiyorum ama. Hayırdır? Hani şu Turgay Bey var ya. Size tuzak kurmuş. Ben sana bunu nasıl yaptım? 15 yıl. Kızım 15 yıl. Bana beni dinle dedi. Gördüğün gibi değil dedi. İnanmadım. Hepimizi mahvettim. Seni ödünsüz bıraktım. Canımdan oldum. Aşkımdan oldum. Canımdan oldum. Babacığım.
Affet beni kızım. Affet. Ben sana kızamam ki. Nasıl yaptım? Zeynep nerede? Zeynep Hanım mı? Dışarıda. Koridorda merakla seni görmeyi bekliyor. Çağırmamı ister misin? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.